Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerden sıkça duyduğumuz bir soruyu cevaplandıracağız. Nedir bu soru? Hocam gaza geliyorum, çalışmaya başlıyorum ama bir süre sonra tüm çalışma isteğim gidiyor. Ne yapmalıyım şeklinde bize sorular yöneltiyorsunuz. Aslına bakarsanız bu soru hepimizin kafasında zaman zaman olan bir soru. Burada şunu söyleyebilirsiniz ama bazı arkadaşlarımız hiç durmadan ders çalışıyor. Onlar bu soruyu nasıl düşünsünler diyebilirsiniz. Ama emin olun ki onlar da ara ara bu soruyu düşünüp kendilerince çözüm önerileri üretmeye çalışıyorlar. Hadi şimdi gelin hep beraber nasıl daha istekli çalışabiliriz buna bakalım. Öncelikle ders çalışmaya başladınız ve ders çalışma isteğiniz bir anda gidiverdi. Ne yapın? Lütfen o ortamda sizi engelleyen bir unsur var mı? İlginizi dağıtan, odağınızı dağıtan, ders çalışma isteğinizi kaçıran bir şey var mı? Buna bakalım. Bunlar neler olabilir? Telefon olabilir, tablet olabilir, bilgisayar olabilir belki. Burada şunu söyleyebilirsiniz. Hocam telefonumun sesini kapatıyorum. Evet sesleri kapatıyoruz ama genelde bildirimleri kapatmıyoruz ve bir bildirim geldiğinde de ekranımızın ışığı yanıyor. Gözümüz oraya kayıyor ve tüm ilgimizi dağıtıyor. Böylece çalışma isteğimizi bir kenara koyup daha sonrasında telefonla oynamaya geçmek istiyoruz. O yüzden lütfen sizi engelleyen hangi unsur varsa onu odanın dışında bırakın. İkinci olarak 9. sınıf öğrencisi olduğunuz için zorlu bir LGS sürecinden geçtiniz ve yoruldunuz. Çok haklısınız. Ama eğer ki 9. sınıfta ders çalışmayı bırakırsanız gelecek yıllarda çok daha fazla zorlanırsınız. Çünkü insanlar rahata çok kolay alışırlar. O yüzden lütfen ne yapın? Kendinizi çok yormayacağınız ama çok da rahat bırakmayacağınız bir çalışma programı yapın. Eğer ki çok fazla konu eksiğiniz yoksa günde 3 saatlik bir çalışma sizin için yeterli olacaktır. Çalışma programı gününüzü planlamanızı sağlar ve aslında tüm vaktinizi çalışmaya ayırmadığınızı size daha net bir şekilde gösterir. Bir diğer madde olarak şunu söyleyebilirim ki birçoğumuz çalışma programını yapıyoruz. Ama bir noktada yani bunu uygulama basamağında takılıyoruz. Peki bizi burada engelleyen unsur ne? Tabii ki de hedefsizlik. Bir hedefiniz olmadığında ders çalışma programında bir anlamı kalmadığı için bunu uygulamıyorsunuz. Genelde şu hatayı sıklıkla düşüyorsunuz. Ders çalışmanın kendisini bir amaç gibi görüyorsunuz. Oysa ki ders çalışmak sizin hedefinize giden yolda bir araçtır. Ne demek istiyorum? Diyelim ki karnınız acıktı. Ne yapmalısınız? Kendinize yemek hazırlamalısınız, değil mi? Hedefiniz yemek yemek ve karnınızı doyurmak. Bu hedefe giden yolda kullanmış olduğunuz araç ise kendinize yemek hazırlamaktır. O zaman aynı şekilde düşünmelisiniz. Bir meslek, bir kariyer hedefiniz olduğunda bu hedefe giden yolda ders çalışmak sizin için bir araç haline gelir. Aslında ders çalışmanın bir zorunluluk, yapılması gereken çok önemli bir şey olduğunu düşünmekten çıkararak bir rutin, hayatımızın akışında olması gereken bir kavram olduğunu düşündüğümüzde işler çok daha kolaylaşır. O zaman mutlaka bir hedef belirlemeliyiz ki neden ders çalıştığımızı ya da çalışmamız gerektiğini kendimize hatırlatalım. Hedef belirleme noktasında kısa vadeli ve uzun vadeli hedefler belirleyebilirsiniz. Uzun vadeli hedeflerinize bir meslek planı, bir kariyer planı koyabilirsiniz. Ama tek başına uzun vadeli hedefler yeterli olmaz. Neden olmaz? Çünkü bunları kısa sürede gerçekleştiremediğimiz için kendimize olan inancımız ve motivasyonumuzu bir süre sonra kaybedebiliriz. İşte bu noktada hayatımıza ne giriyor? Kısa vadeli hedefler giriyor. Bu bir okul hedefi olabilir, bir bölüm hedefi olabilir, işte bir soru çözme hedefi olabilir ya da sınavdan 50 aldıysan 70 almak gibi bir hedef olabilir. Ama hedefimiz olduğunda o hedefi uygulamak için çok daha azimli ve kararlı çalışırız ve çalışma isteğimiz o kadar kolay bir şekilde gitmez. Dördüncü olaraksa çalışma saatlerini çok iyi ayarlamalısın. Eğer akşam saatlerine doğru ders çalışmaya başlarsan belki gününün tamamını ders çalışmaya ayırmış gibi hissedebilirsin ve bu da senin motivasyonunu kaçırabilir. O yüzden ne yapmalısınız? Sabah erken saatlerde ya da okuldan geldikten sonra yarım saat ara verip ders çalışmaya başlamalısınız. Böylece akşam saatleri size kalabilir ve kendinize vakit ayırabilirsiniz. İşte bu noktada çok önemli bir diğer konu ise nedir? Ders çalışma sürenizdir. Yani bazı arkadaşlarımız şunu oldukça sık yapıyor. İşte masanın başına oturuyor. 1,5 saat, 2 saat hiç kalkmadan ders çalışmaya çalışıyor. Ama inanın ki verimli olmuyor. Burada tek yaptığınız kendi vicdanınızı rahatlatmak oluyor. Yani ne yapmalısınız o zaman? 40 dakika ders çalışıp 10 dakika ara vermelisiniz ya da yarım saat ders çalışıp 5 dakika ara vermelisiniz. Bu hem daha verimli oluyor hem de tüm gününüzü, tüm vaktinizi ders çalışmaya ayırmışsınız gibi bir hissiyat oluşturmuyor. Çalışma isteğinizi kaçıran bir başka sorun ise takıldığınız veya zorlandığınız konular veya sorular. Bir soruda takıldığınızda, bir konuda takıldığınızda ben çalışsam da olmuyor, ben çalışsam da başaramıyorum gibi bir algıya kapılabiliyorsunuz. Ama sizi başarıya götüren şey aslında yapabildiğiniz sorular değil de yapamadığınız sorulardır. Çünkü siz sınavdan önce ne kadar çok yanlış yaparsanız
o eksikleri kapatma şansı yakalarsınız ve aynı yanlışları sınavda yapmazsınız. Bu yüzden yanlış yapmaktan korkmayın. Tüm yanlışlarınızı öğretmenlerinize, arkadaşlarınıza ya da ailenize sorarak kendinize olan inancınızı arttırın. Altıncı olarak çalıştığımız ortamda motivasyonumuzu arttırma açısından oldukça önemli. Eğer sıkıcı, kasvetli, basık bir ortamda ders çalışırsak var olan tüm isteğimize gidebilir. Ama daha eğlenceli bir ortam hazırlayabiliriz kendimize. Hedeflerimizi yazabiliriz buraya. Kısa vadeli ve uzun vadeli hedeflerimizi yazabiliriz. Kısa vadeli hedeflerimizi gerçekleştirdikçe belki yanına renkli tikler atabiliriz, başardım yazabiliriz ve kendimiz olan inancımızı arttırmamızı sağlayabiliriz. Bunun dışında renkli post-itlerle kendimize hatırlatmalar koyabiliriz. Bu şekilde de ders çalışmaya sıkıcı bir eylem olmaktan çıkartabiliriz. Son olarak da kendinizi en bıkmış, en yorulmuş, en bunalmış hissettiğiniz anlarda bile lütfen pes etmeyin. Bir bilgisayar oyunu oynadığınızı düşünün. Bilgisayar oyununda seviyeyi ya da bölümü bitirmeden oyunu yarıda bırakıyor musunuz? Hayır, bırakmıyorsunuz. Hala en güçlü halinizle mücadele etmeye devam ediyorsunuz. Aynı şeyi kendi hayatınıza da uyarlayabilirsiniz. Çünkü eğer pes ederseniz ve yarıda bırakırsanız bölümü en baştan oynamanız gerekecek. Yani ders çalışma sürecine de en baştan başlamanız gerekecek ve bu da oldukça can sıkıcı olabilir. O yüzden ne yapalım? Hemen bugünkü konularımı, bugünkü derslerimi bitireyim. Daha sonra tüm vaktimi kendime ayırabilirim şeklinde kendinizi motive etmeyi unutmayın. Bugün sizlerle ara tatili nasıl daha verimli geçirebiliriz? Bunlardan konuştuk ve bununla ilgili 7 tane madde söyledik. Bunun içinde özellikle hedef belirleme ve yapamadığın sorulara dikkat etme, bunların üzerine gitme konularına dikkat çekmenizi istiyorum. Sizlerin de önerileri varsa veya sorularınız varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.